Eda, çok az bir zaman kaldı. Final maçı. Neler hissediyorsunuz? Atmosfer nasıl olur? Çok güzel bir maç bekliyoruz bu akşam. Kupa bizim. Kupayı biz bu akşam hak ediyoruz. İstanbul'da 3-0 aldık. Burada inşallah 3-0 yine alıyoruz. Umudumuz bu. O kupa, evet. Bursa'da kalacak diyoruz. Evet. Özlüce'de kalacak bu kupa. Çok heyecanlıyız. Dün akşamdan beri gözümüze uyku girmediyse geridir. Erkenden de çıktık zaten. İnşallah hazır ayağımıza gelmişken kupa burada kalmasını ümit ediyoruz. İnanıyoruz canı gönülden. Benim sadece bir tek istediğim bir şey var. Her iki takımın taraftarları da inşallah kalp kırmadan, kimsenin burnu kanamadan bu Bursa'dan güzel bir maçla ayrılırlar. Skor tahmininiz var mı? Gönlünüzden kaç kaç geçiyor? Skor tahminim 1-0 olsun, bizim olsun demek geliyor içinden, ama öyle olmayacağı için zorlu bir mücadele olacak. İnşallah Volkan'la açılışı yapıp da 2-1 ya da 2-0 alırız diye düşünüyorum ben. Full heyecan, full heyecan. Vallahi inanıyoruz. Yani şehir inanmış. Yani artık yüzük sonuna geldi. Yani bir senenin emeğini burada Konya maçında kaybetmişiz gibi bir şey. Hani Avrupa'ya gitmenin tek yolu şu anda kupayı almak. Bu kupaya inanıyoruz. Şehir de inandı. Herkes inandı. Buradan güzel bir galibiyetle 3 puan alıp kupayı Bursa'da bırakacağız. Skor tahmininiz? 2-0 diyorum ya. Goller kimlerden gelir? Vallahi bana göre birini Volkan atar, diğerinde Fernando atar. Heyecan dorukta. Bursa halkı kenetlenmiş durumda maça. Allah'ın izniyle maçı alacağız. Yani bu kupa Bursa'ya geldiğine göre burada kalması lazım. Yani 1-0 olsun, bizim olsun maç. Allah sonumuzu eylesin diyorum. Şimdi eski jenerasyon bilir. Bursa Spor'un tarihinde kupa şampiyonluğunu biz şampiyon gibi kutlamıştık. Şampiyon olmuş gibi kutlamıştık. 2010'da da şampiyon olduk. Şimdi bu kupa finali o dönemdeki şehirdeki heyecanla şimdiki heyecan aynı değil. Şimdi herkes, mesela biz o zaman her rakipten korkardık. Şimdi ise taraftar da ya biz bu Galatasaray'ı yeneriz, alacağız kupayı diye böyle bir rahatlık da var. Ama enteresan bir şey, hırs da var. Yani siz de dolaştınız mı bilmiyorum, şehirde biraz hırs da var. Böyle şehir sanki ya aldık biz bu kupayı o zaman, öyle değil tabii maç. Her ne olsa olsun karşımızda İstanbul'un güçlü bir takımı var. Güçlü takım yani Galatasaray. 5 şampiyondan bir tanesi. 2 denk kuvvette hatta tabii ki Bursa Spor onlardan, spor yorumcularıyla kabul edilmiş, Galatasaray'da daha iyi top oynayan bir takım şu anda. Yani Türkiye'nin en güçlü takımıyla oynayacak gelen ligin takım. En çok gol atan takımıyız. Tabii. Tabii ki yani bunu söylemeye gerek yok. Galatasaray şampiyon oldu ama yani eğer oyuna bakarsak Bursa Spor Galatasaray'ın daha kuvvetli bir takım. Ben bugünkü maçta havada yağmurlu. Bir ara Galatasaray bir Avrupa'da bir tur atlamıştı. Buraya havalı gelmişti. Çıkmıştı, biz alkışlamıştık. 5 atmıştık onlara. Şimdi havada öyle böyle hani Galatasaray taraftarı gelmiyor. Pek öyle sokaklarda Galatasaraylılara karşı bir şey de yok. Normal misafir takım gelmişler. Böyle Bursa Spor tarafında sanki hoş geldiniz şak şak alkışlayıp galiba bugün 4-5 de göndereceğiz gibi bir his var içimde. Aynı hava var çünkü şu anda. Ben Bursa Spor'un 4-0, 5-0 yani gol yemeyeceğini de düşünüyorum yani. Bugün Bursa Spor'un çok rahat kupayı alacağını düşünüyorum. Böyle bir hava var şu anda. Hava böyle. Yani. Kimlerden gol bekliyorsunuz peki? Ben Fernando'dan ziyade Volkan Şen'den bekliyorum. Ozan Tufan'dan bekliyorum. Bugün Bursa kökenli futbolcularımızın daha hırslı olacağından eminim. Yani forvette da hep Fernando olabilir ama Bakan Bu'dan da ben bekliyorum. Ama bu maçta ben Volkan Şen'in çok hırslı olacağından eminim. Volkan Şen'e hepimiz dikkat edelim. Bugün maçı da koparacak inşallah. Ozan Tufan'ın da çok hırslı olacağından eminim. Ama ben bugün Bursa Spor'un Galatasaray'ı buradan farklı göndereceğine inanıyorum. Yani Galatasaray'ın ya konuşulan basit şeyler var ortada. İşte şampiyonluk kutladılar, mahmurluk var üzerlerine. Ben buna da katılmıyorum.
Galatasaray tam tersi bence konsantreli oynayacak, rahat oynayacak. Ondan da etkili siyahları var. Harun'un kupa maçlarındaki performansını ikiye katlayacağına eminim. Bugün Galatasaraylılara da yol vermeyeceğine inanıyorum. Kalede de biz avantajlıyız. Onların kalesinde galiba Sinan diye bir kaleci var. Yani hiç kimse, Serdar Aziz yok, defansımızda Sivelli yok diye bizim zayıf göründüğümüz filan da yok. Bizim beşli şeytan beşgeni deniyor. Şeytan beşgeni bugün çok etkili olacak. 4-5 farklı alıp kupayı akşama alıp hepimiz evimize gideceğiz. Ben öyle görüyorum. Ha bir de buradan canlı yayında eğer bant verecekse taraftarlarımıza da bir şey söylemek istiyorum. Lütfen kupayı kazanacağız, ona eminim. Maçtan sonra güzel, etkili, Bursa'ya yakışır, kapalı, kale arkasında, arkasında hep birlikte grup halinde dağılmadan heykele doğru güzel bir kupa şampiyonu yürüyüşü yapmak bu taraftara yakışacaktır diyorum.